Abdurrahman Dilipak, Ahval Trump'ın, Türkiye Suriye'de Kürtlere, PKK PYD'ye saldırırsa, Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz şeklindeki mesajı gündemdeki yerini koruyor. Amerika'nın bir müttefik, stratejik ortak gibi davranmadığı çok açık. Amerika Başkanı bu açıklamasıyla köprüleri atmış durumda. Bu kriz NATO'nun sonu olabilir. Bu deli adam, fincancı dükkanına giren fil gibi. Bu lobi Amerika'nın Birleşmiş Milletler'den çıkmasını da tartışıyor. Akıllarınca para ve silah ellerindeyken kovboy masayı devirip dünyaya meydan okuyacak. PKK, PYD meselesi göründüğü gibi değil. Ankara artık FETÖ, PKK ve PYD konusunda Amerika'yı ikna etmek için heyetler göndermeyi, dosyalar göndermeyi bıraksın. Usulen bu gerekliydi ama artık değil. Bu yapıları kuran ve yöneten bizzat kendileri. Bu konuda onların ellerindeki bilgi bizdekinden fazla. Amerika kendi tetikçilerini kendi aleyhlerindeki tanıkları bize teslim etmeyecektir. PYD konusu da dışarıdan bakıldığında görünenden daha farklı bir derin konu. PYD'nin arkasında saklanan bir Haçlı ordusu, Christianity Army var. Ve bu yapı daha sonra bölgede oluşturulması düşünülen Arap NATO'suna entegre edilecek. Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi Rektör Vekili Profesör Doktor Cengiz Tomar Suriye'de yaşananlara ilişkin Amerika ve İsrail bölgede Türkiye, İran ve Rusya'nın gücünü azaltmak için Arap ülkelerinden müteşekkil bir güney cephesi oluşturuyor dedi. Bu uyarı aynı konuya dikkat çekiyor. Tabii bir de Akdeniz'de batı cephesi var. Irak sınır bölgesinde de doğu cephesi kuruluyor. Bu güney cephesi oldu. Amerika'nın Bob yerine ikame etmeye çalıştığı yeni yapı. İşin içinde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve İsrail'in de olduğu bir yapı. Aramco bu işin finansmanı için kullanılacak. Aslında Suriye'de bu plan çerçevesinde yeniden yapılandırılacak. Esed taraftarlarına Laskiye bölgesinde Akdeniz'de sınırlı federatif bir devlet düşünüyorlar. Bir ileri aşamada Ürdün ve Lübnan'ın haritası da değiştirilecek. Türkiye sınırında bir Kürt yönetimi, hemen altında bir Hristiyan bölgesi, Sünni Arapların da güney bölgesine yerleştirilmesi söz konusu. Planlarına göre Lübnan'daki Şii unsurlar tasfiye edilecek. BK ve Lübnan Hizbullah bölgesi, falancistler ve dürziler gibi lokal unsurlara emanet edilecek ve İsrail'in güvenliğini sağlayacak bu Arap NATO'su dedikleri gücün en önemli karargahlarından biri olacak. Yani Suriye'yi bölüp bir federasyon ve kantonlardan oluşan Arap, Kürt, Şii, Hristiyanlardan oluşan bir birleşik devletlere dönüştürme hayali kuruyorlar. Bunun ilk üç adımını Türkiye, Rusya ve İran'ın bölgeden çıkartılması oluşturuyor. Bunu görelim ve ona göre hareket edelim. Amerika'nın patriotlarla ilgili oyalama taktiklerine kanmayalım. Biz bir yandan da Türkiye'deki Amerika ve NATO üsleri konusunu gündeme alalım. En başta da İncirlik üssünü tabii ki ve bu arada Ankara bir an önce siber güvenlik milli bilgi merkezi süper bilgisayar konusunda bir adım atması gerekiyor. Yoksa işimiz kolay değil. Geçenlerde İsrail Başbakanı Netanyahu ülkesinin Suriye'ye gerçekleştirdiği füze saldırıları hakkında açıklamada bulundu. İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail ordusunun hafta sonu boyunca Suriye'deki İran hedeflerini vurduğunu duyurdu. 12 Ocak Cumartesi günü Suriye Arap Haber Ajansı, İsrail'in Suriye'ye çok sayıda füze saldırısında bulunduğunu, çoğunun önlendiğini, sadece bir füzenin bir depoyu vurduğunu duyurmuştu. Ajans Suriye hava savunma sistemlerinin füzeleri engellediğini, ancak sadece bir füzenin Şam havaalanındaki depolardan birine isabet ettiğini belirtmişti. Bu saldırılar devam edecek. Hedef belli. İran unsurları dedikleri aynı zamanda Hizbullah kampları. İngiltere'de sarı yelekliler hükümet istifa ediyor. Bunu da bir kenara not edin. Fransa'da devam eden eylemler birbirinden bağımsız şeyler değil. Bu süreç derinleşerek ve genişleyerek devam edecek. Bu arada Yunanistan'da koalisyon bozuldu. Makedonya sorunu ülkenin adının Kuzey Makedonya olmasıyla çözülmüş değil. Bu Makedonya konusu Rum-Yunan-Grek tartışmasını tartışmaya açarsa o batı medeniyetinin nasıl bir ilüzyon olduğu da ortaya çıkacaktır. Öte yandan Yunanistan bir yandan ekonomik sorunlarla uğraşıyor bir yandan da siyasi bir krize sürüklendi. Öğretmenler sokakta böyle bir zamanda bir yandan FETÖ'cülerle uğraşmak istemiyor. Öyle anlaşılıyor ki şimdilik FETÖ'cülerin sürgün adresi İsveç olacak. İsveç 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan yüzlerce FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni vermişti. Bu arada PKK ve FETÖcülerin Batılı istihbarat örgütleriyle doğrudan ilişkilendirilerek kadroya alınmaları için de düğmeye basılmış. Yunanistan zor durumda. Aynı zamanda Kıbrıs üzerinde global petrol şirketlerinin Doğu Akdeniz'de, Mısır ve İsrail'in de katılımıyla Türkiye'ye karşı bir petrol cephesi oluşturmalarını da buraya not edelim. Türkiye, Münbiç ve İdlib konusunda artık bir karar vermek durumunda ama çok dikkatli olmalıyız. Münbiç, Afrin'den daha zor. Bu saatten sonra geri adım atmak mümkün değil. Amerika bölgede iki adım ileri bir adım geri gidiyor. Oyalama taktiği uyguluyor. Tam da böyle bir zamanda Esad rejimi Münbiç çevresine askeri yığınak yapıyor. Esad bu süreçte PYD ile birlikte hareket ediyor ve PYD üzerinden Amerika ile temas halinde. Amerika'nın askerlerini Suriye'den çekeceğini açıklamasının ardından Münbiç'te YPG ile ortak hareket etme çabası içerisinde olan Esad rejiminin Türkiye'nin düzenleyeceği harekat öncesi bölgeye askeri yığınak yapıyor olması bu konuda Amerika ile varılan dolaylı bir ittifakın sonucu. Suriye rejimi sosyal medyada provokatörlük yaparak aslında Türkiye topraklarında da bir algı operasyonu yönetme çabasında. Suriyeli sığınmacılar üzerinden son dönemlerde artan provokasyon girişimleri sosyal medya üzerinden de yürütülüyor. Provokatörler Suriyelilere karşı nefreti artırmak için her yola başvuruyor. Kendisini Suriyeli gibi tanıtıp Türklere hakaret eden Suriye Vatandaşlık Ofisi isimli hesabın sahibi Mehmet T'nin Türk vatandaşı çıkması bu konuda bu ittifakın çok farklı çevreleri harekete geçirebildiklerini gösteriyor. Bunlar isterlerse DAEŞ gibi dini grupları, dilerlerse LGBT gibi unsurları liberal kesimden birilerini harekete geçirebiliyorlar. Bunu gezi olaylarında aslında çok açık bir şekilde gördük. Anonymous geçen hafta gezi benzeri bir eylem çağrısı yaptı ama kara yağmura takıldı. Bu çağrılarını sürdürecekler. Kaset ve sosyal medya üzerinden saldırılarına hız verecekler. Bütün bunlar olurken Çin ve Rusya'nın Amerika resleşmesi devam ediyor. Lavrov resmen açıkladı. ''Anlaşmazlıklar sürüyor, saklamayacağım.'' Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Japonya ile Kuril Adalarına ilişkin yapılamayan barış anlaşması hususunda anlaşmazlığın sürdüğünü belirterek ''Hala önemli anlaşmazlıklarımızın sürdüğünü saklamayacağım.'' dedi. Rusya, Amerika'nın Türkiye'ye karşı politikaları konusunda Türkiye'nin yanında olduklarını açıkladı. Çin'de ise Amerika ile resleşme devam ediyor. Teknoloji devi Huawei'nin Mali işler Direktörü Ming Van Koyu gözaltına alan Kanada'ya ağır bir misillemede bulundu. Reuters'ın haberine göre Çin mahkemesi Kanada vatandaşı Robert Lloyd Schellenberg'i ölüm cezasına çarptırdı. Bakalım bundan sonra ne olacak? Görelim Mevlam neyler? Selam ve dua ile. Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit.